Evet, arıcı arkadaşlar, yeni arıcılığa başlayan arkadaşlar, bugün Metin abinin arıcılığındayız. Metin abi çerçeve isteyen kolonilere petek veriyor. Metin abimiz arıcılığı profesyonel olarak yapan Yalova'nın arıcı abilerimizden, büyüklerimizden biri. Metin abimizin tek geçim kaynağı arıcılık. Şimdi arımız neredeyse dolmak üzere. Elimizde bu sene daha fazla kabarmış petek olduğu için bu sene elimdeki kabarmış petekleri değerlendirmeye çalışıyor. Evet abi. Bu sene biliyorsun mevsim zayıf geçiyor. Nereye? Öbür kumanı. Tamam. Valla ben aldım sıcak kanı. Normal abi. Buyur Metin abi. Buna petek yazacaktım ama burada şerbet var. Neyse, canın sağ olsun. Devam et abi. Bu biraz kovanı düzeltsek sanki daha iyi olacakmış gibi, aşağı kaymaz ya da bir şey yapacağım ama. Ya da kovanı sağa mı yaslasak? Şeysini, çerçeveleri. Ya, yerin zampa ya. Kayma yapmıyor. Evet. Sabitleyelim. Kaymasın diye. Ne çıktı şimdi? Biraz. Bilmem. Kalmadı mı? Bitti mi? Yani arılar bunlar bak. Kapattıklarım böyle. İyi kata gelmişler. Kapattıklarım böyle işte. 14-15 çerçeve. Bunlara daha şurup verecek mi yoksa? Şimdilik vermeyeceğim. Yani geçen gün verdim onları da. Yani mevsime bağlı da. Ya şu anda böyle bir durum yukarıda. Gördün mü? Evet. Bunlar kestaneye gidecek olanlar. Evet, kestaneye çıkar bunlar. İyi. İşte bunlar artık ufak ufak petek vereceğiz falan. Böyle dolduracağız bunları. Bu sene şey oldu ya. Mevsim... Mevsim tuhaftı bu sene. Tuhaftı. Şey diyorum bak, bu bizim aşağıda şey yok mu? Halit. He. Armutçu. Ya diyor, 1 Nisan'la 5 Nisan arasında bu sene bir armut her sene açardı diyor. Çiçek. Ya bu sene diyor, ay sonu geldi diyor, çiçek yeni açmaya başladı. Yani 15-20 gün sağlam diyor, mevsim geç geliyor. Lan düşünüyorum hakikaten ben, Mayıs ayındayız. Lan Mayıs ayında ortalık kurur ya. Ben 22 gün geç geldiğini hesaplıyorum abi. Tam 22 gün şu anda. Ondan niye, nereye, nereden hiza aldım? Ballı babalardan hiza aldım abi. Şu an Mayıs'ın bugün kaçı? 4'ü. Hala ballı baba var. Normalde Mart'ın sonunda bitiyordu ballı babalar. Yani rahat bir 22 gün var. Mevsim geç geliyor. Bir tane korkuyorduk yani. Mevsim geç geldi diye mi? Geç kaldılar diye. Ama bana sorarsan abi, arılar herhalde birden bir patlama yapacak. Ya tam. Arılarda şu anda bakıyorum. Arılar kaç çerçeve var diye barlarda? 7-8 çerçeve var değil mi? Hı hı. 27-8 çerçeve arıları neredeyse 7-8'i de yavru. Hı hı. Yani geç geliyor ama arı onu kapatıyor. O arayı ya kapatıyor. Şununla bir sökülsün. Bunları... Çalışıp kapatıyor arayı. Şuraya baksana. Bu en zayıf ara bak. Evet. Kat koydum, yeni koymuşum ben bunu. Hı hı. Görüyor musun? Ya valla kaç sene acık yapıyorum, ben bu sene kadar kötü bir görmedim yani. Evet, bu sene bayağı kötü abi. Hı hı. Dörder çerçeve var işte üstlerde. Artık yavaş yavaş altları da beyazlatmaya başlamış. Alttan yukarı kapalı çekiyor mu sürekli abi?
Hiç çekmedim bu sefer. Bekliyorum. Şey mi, mi? Gece soğuklarından dolayı mı? Tabii daha havalar sıkıntılı. Bak adalak yapmıştı gördün mü? Evet. Sen geç. Şurup verdin adına bak. Hı hı. Şimdi şey o çantalar var ya. Evet. Çantaları koyacağım buraya. Gerekli zaman şerbetlemek için. Şu anda şerbet ihtiyacı yok. Arı iyi yani. İyi gidiyor. İyi iyi maşallah. Yani geliyor şu anda. Hı hı. Yani en azından kendi hayatı idame tutuyor. Şimdi. Evet abi. Mera baksın da. He? Mera arıya baksın da. Yok şu anda şey ya, idare ediyor. Şimdi böyle şey yapayım, ben bir de şey yaparım. Arıların içerisinde böyle bakarım. Hangi arı geriden gidiyorsa, yani aç olduğunu tespit ettiğim arılar var. Onları ayrıca bir şerbetleme yapayım. Şimdi şerbet hazırladım da. Hı hı. Buna tespitini yaptım. Bunlar ayçiçeğini hazırladıkların mı? Vallahi var ya, bu sene ayçiçeğini arı haricemen hazırlamadım. Arılar zayıf olduğundan dolayı. Hı hı. Ayçiçeğine gider miyiz, gitmez miyiz belli. Anladım. Yani bir 100 tane arı hazırlayacağım kestane öyle gözüküyor. Hı hı. Onun haricinde ben kestane şey Trakya arı olmayacak. Anladım. Bu sene o zaman şeyle beraber kestaneyle beraber bitecek sezon. Kestaneyden sonra duruma bağlı. Kestane ne yapar? Basraya devam eder mi etmez onu bilmiyorum. Basra'da Ağustos'u buluyor abi. Kalırız burada gitmem ama baktım ki sıkıntı oluyor burada balda. Mevcut olan kestane soktuğum arıyı da Trakya'ya götürebilirim ya. Daha mutlu değil mi yapacağım? Anladım. Bir sürü arı isteyen oldu. Veremedik. Yapacak bir şey yok abi. Bu sene herkesin arısı öldü yani. Nasıl vereceksin abi? Yani bunu satmaya kalksak elimiz ayık olmayacak. Evet. Ya otur ya. Bir yere oturun abi gel. Dalak mumlarına saldıran arılar. Dalak mumlarını ortaya toplayıp bu şekilde bıraktığımız zaman arılar kalanları yalıyorlar, temizliyorlar. Güneş enerjisiyle mum eritme. Erkek gözü hasadı yapılmış vaziyette. Bir kısmı erkek gözü hasadı yapılmış. Ve burada da kendi kendine eriyen mumlar. Eski kovanların sandıklarından da yapılabilir.